Merhaba arkadaşlar, son videomuzla birlikteyiz. Ekosistemler ve restorasyon ekolojisinden bahsedelim. Ne demek şimdi bunlar? İlk önce madde döngülerinden bahsedeceğiz tabii ki. Şimdi madde döngülerine baktığımız zaman su döngüsünden bahsedelim. Arkadaşlar, su döngüsü topraktan havaya ve e, havadan denize toprağa doğru gerçekleşen bir olaydır. Su döngüsü nasıl oluyor? Bakın. Okyanuslarda veya işte diğer sularda bir buharlaşma meydana geliyor. Buharlaşma sonucunda rüzgarla karalara taşınım gerçekleşiyor. Bulutlar karalara geçiyor. Yine karalardan e, bulutlardan karaya doğru bir yağmur dolu işte veya kar şeklinde bir yağış gerçekleşiyor. Daha sonra bu yağış sonucunda da eğer şiddetli bir yağışsa ne oluyor? Yüzey akışı ve yeraltı suyuyla tekrardan denize topraktan denize süzülme olayı gerçekleşiyor. Böyle bir döngü halinde su döngüsü gerçekleşir. Yani su ortamdan kaybolmamış oluyor. Karbon döngüsüne baktığımızda karbon döngüsü de aynı şekilde yine Mesela fosil yakıtların ve odunun yakılması sonucunda atmosfere karbondioksit, karbon gönderilir. Daha sonra fotosentez sayesinde bu karbondoksit besine dönüştürülür besini işte üreticiler tüketiciler işte besini tüketiyorlar ne yapıyorlar hücre solunumu sayesinde ne veriyor arkadaşlar yine atmosfere karbondoksit olarak veriyoruz bizler hücre solunumu sayesinde daha sonra atmosferdeki karbondoksit yine denizlerde bulunan fitoplanktonlar kullanarak fotosentez yapıyorlar işte denizlerdeki canlılara veriyorlar bunlar da ne bir şekilde hücre solunumuyla ne yapıyor atmosfere veriyorlar karbon döngüsü de bu şekilde gerçekleşir. Gelelim azot döngüsüne. Şimdi azot döngüsü önemlidir. Neden önemli? Özellikle şu karasal ortamda gerçekleşen azot döngüsü önemlidir. Arkadaşlar, azot döngüsünde bitkiler azotu direkt olarak kullanamıyorlar. Yani atmosferde bulunan azot gazını direkt bağlayamıyorlar. Bunu bağlayabilmek için farklı yöntemler vardır. Mesela nedir bunlar? Köklerde yaşayan bitki köklerinde yaşayan nodüllerde hani bu rizobin bakterileri vardı ya rizobin bakterileri bunu getirip bağlayıp direkt bitkinin kullanabileceği hale getirebilir. Ya da işte yıldırım şimşek gibi olaylar sonucunda azot toprağa bağlanır. Toprakta bulunan canlılar amonifikasyon dediğimiz olayla amonyak oluştururlar. Daha sonra bu amonyak amonyuma dönüşür amonyum arkadaşlar nitrifikasyon olayıyla nitrite sonra da nitrata dönüşür. Bakın şuradaki nitrifikasyon dediğimiz olay şu olay. Bakteriler tarafından, kemosentez yapan bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Yani buradaki nitrifikasyon olayı aslında bir kemosentez olayıdır. Unutmayalım. Daha sonra geliyoruz bakın. Ama, e, azot tuzları oluştu. Azot tuzlarını bitkiden topraktan alıp hani bunu kullanabilirler. Ya da arkadaşlar bazı canlılar, bazı bakteriler denitrifikasyon dediğimiz olayla azot tuzlarını tekrardan atmosfere verebilir. Denitrifikasyon da neymiş? Topraktaki azotun atmosfere verilmesiymiş. Bu da denitrifikasyon olayıdır. Bu şekilde azot döngümüz gerçekleşir. Karasal döngü gibi su döngüsü de arkadaşlar. Sudaki azot döngüsü de bu şekilde hemen hemen gerçekleşiyor. Sucu döngüde yine ee, yıldırım şimşek sayesinde işte azot fiksasyon yapılıyor daha sonra arkadaşlar buradaki canlılar kullanarak tekrardan ne yapıyor amoyuma dönüştürüyor amoyuma dönüştürünce hani suyun içerisinde çözünmüş olan organik bir azot var sonuçta bu azotu kullanarak da canlılar e, fotosentez yapıyorlar besinlerin içine katıyorlar böylece gübre oluşumu da aslında bir nevi sağlanmış oluyor su döngüsü sayesinde Gelelim fosfor döngüsüne. Şimdi fosfor döngüsü fosforun gaz hali yoktur. O yüzden sudan karaya şeklinde veya karadan suya şeklinde gerçekleşir fosfor döngüsü. Hani bunu bu kadar bilmeniz yeterdir arkadaşlar aslında. Planktonlar ne yapıyor? Çözülmüş fosforu alıyorlar. fosforik kesti. Daha sonra bu fosforu işte alıyorlar, ayrıştırıyorlar. Tekrardan geri veriyorlar. Çökelme meydana geliyor. Süzülme meydana geliyor arkadaşlar. Böylece bitkiler tarafından alınması yüzeysel akışla sağlanıyor. Atmosferde dediğimiz gibi e, fosfor gazı olmadığı için sudan karaya ya da karadan suya gerçekleşen bir döngüdür. Fosfor döngüsü. Burada son olarak biyoremediasyon ve ötrofikasyondan bahsedeceğim ve artık konumuzu bitireceğiz. Biyoremediasyon Canlıların kullanılarak çevrenin temizlenmesi yani yenilenmesi olayına biz biyoremediasyon diyoruz. Özellikle son zamanlarda bu kimyasal atıkların artması sonucunda işte e, ilaçların DDT gibi faktörlerin atması sonucunda bu çok hani ön plana çıkmıştır biyoremediasyon. Diyelim ki kirlenen bir ortam var o ortama getirip başka bir canlıyı koyuyorsunuz. Hani ortamı temizleyebilen bir canlı o canlı bir süre sonra o ortamı temizliyor biz buna biyoremediasyon diyoruz. Ötrofikasyon nedir? Ötrofikasyon da suların kirlenmesi olayıdır aslında ve aşamaları vardır. Göllerde gerçekleşir genelde. Tarımsal, evsel, endüstriyel atıkların suya karışarak küle suları kirletmesidir. Aşamalarına baktığımız zaman ötrofikasyon sonucunda arkadaşlar ilk başta ee, şiddetli bir fosfor hani tarımsal, evsel, endüstriyel atıklar var ya bunların içerisinde fosfor vardır. Bu fosfor suya akması sonucunda suda bulunan alglerin sayısı bir anda artıyor. Çünkü bunlar fotosentez yapmaya başlıyorlar fosforu kullanarak fotosentez yapıyorlar ve gölün yüzeyi algle kaplanıyor. Yani ilk başta gördüğün zaman hani algle kaplanması güzel bir şey gibi gelebilir ama bu algler kapattığı zaman gölün yüzeyini gölün içerisine ışık geçemiyor. Geçemediği için su bitkileri ve diğer canlılar Oksijen yetersizliğinden ölüyorlar ve suyun dibine çöküyorlar. Bu olaya biz sedimentasyon diyoruz. Gölün dibine çöken ölü organizmaları saprofitler parçalıyor bu sefer. Biyoçeşitlilik azalmış oluyor arkadaşlar. Biz buna ötrofikasyon diyoruz. Mesela bir gölde deniz marulunun artışı, deniz marulunun artışı ötrofikasyonun başladığını gösteren bir olaydır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Evet böylece alan bilgisi konularımızı derslerimizi bitirmiş olduk. Ee, bazı videolarda bazı anlattığım yerlerde hani dilim sürçmüş olabilir veya yanlış bir şey söylemiş olabilirim hakkınızı helal edin arkadaşlar. Buraya kadar umarım size güzel bir şekilde anlatıp aktarabilmişimdir. Bundan sonra artık ne yapacağız alan bilgisini bitirdik alan eğitimi kısmına geçeceğiz. Alan eğitimi videolarını da bitirdikten sonra konu konu çıkmış soruları çözeceğiz. Sonraki videolarda yani alan eğitimi videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.